Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle benden sürekli istediğiniz örgü maskeyi yapacağız. Sürekli çok fazla gerçekten inanılmaz fazla maske örelim, maske örelim, maske örelim. Maske dikimini zaten gösterdim. Ben de kendim diktiğim maskeleri kullanıyorum. Onları tercih ediyorum. Ama maske örelim de o kadar çok geldi ki o yüzden bugün Maske örüyoruz sizinle tığ işi bir maske yaptık bugün tığ işini daha çok bilen kişi var çünkü eğer şiş örgüsüyle de maske isteriz derseniz e, videoyu beğenmeyi veya yorum yapmayı unutmayın şiş örgüsüyle de maske yapalım derseniz bakın şu şekilde şöyle şu kısımları ben zincir çekerek yaptım videoda göreceksiniz zaten bunu bu şekilde sadece böyle kullanmak koruyucu değil. Yani bunu baştan söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz. Şöyle bir de pembe rengini yaptım. Ama içerisine kumaş koyarak bunu kullanabilirsiniz. Mesela bakın şöyle taktığımda. Bakın tam kapatıyor yüzümü. Çene altımdan. Burduma kadar. Bir de şu burun kısmına e, tel koyabilirsiniz. Ben bulamadığım için koyamadım. Tel, ha şey, ekmeklerin kafasına falan böyle döndürlen tel var ya onun adını bilmiyorum yassı bir tel o telden buraya koyup sonra şu şekilde yapıştırıp teli şöyle şu şekilde burnunuza oturacak şekilde buraya yapabilirsiniz kumaşta da şeylere bakın gayet güzel oturuyor yüzünüze ama işte bu bu şekilde sadece ku, asla koyucu değil o yüzden eğer dikmeyi bilmiyorsanız ve ben örmeyi tercih edeceğim derseniz bunun içerisine şöyle pamuklu bir kumaş şöyle iki kat yapıp bütün maskenin iç yüzeyini kaplamanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Çünkü koruyuculuğu olması için bakın şu şekilde maskenin içini bir kumaşla kaplamanız gerekiyor ki koruyuculuğu olsun en azından. Ee, bir de maske dikerken olsun bu şekilde içine kullanmak için olsun. İnternete Maske kumaşı yazarsanız maske yapmak için üretilen kumaşlar satılıyor sadece. Onlardan alıp onları da kullanabilirsiniz. Yani maskeyi satın almak için bu satılmıyor zaten şu anda gerçi. O yüzden maskeyi hani hiç maskeniz yoksa bunlardan birini yapmanız gerekiyor. Çünkü dışarı çıkarken bir şekilde maske olmak zorunda. Ben bunu da sevdim açıkçası renkli falan olması ama içerisine ben de kumaş dikerek kullanacağım. İçine çeşitli şeyler yapanlar var. Yani mesela içine günlük pet diyen, koy diyenler var. Ee, mesela kağıt filtre koyanlar var. Ne kadar koruyucu bilmiyorum ama e, maske kumaşı koyup veya bir pamuklu kumaşı iki kat yapıp bunun içine yerleştirerek kullanabilirsiniz. Maske dikmekle aynı şey ama yüze çok güzel oturan bir maske. O yüzden mutlaka yapın bence. Değişiklik olur en azından. Bunu şey de yapabilirsiniz. Sadece dekoratif amaçlı. Mesela normal maskeniz varsa onun üzerine takıp sadece dekoratif amaçla yapabilirsiniz. Üzerini böyle nakış falan yapıp süsleyebilirsiniz. Bunlar hep size kalmış. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram hesabım aşağıda yazıyor. Beni Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Yaptığınız maskeleri de benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Maskeyi dikerek nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız bunun videosunu zaten sizlerle paylaşmıştım. Onu da şöyle buraya ya da buraya koyuyorum. Ayrıca açıklama kutusuna da ekliyorum. Açıklama kutusunu her videoda kullandığım malzemeler olsun. Eğer onları alabileceğiniz bir yer varsa önerdiğim onları hep detaylara yazıyorum. Merak ettiğiniz her şeyi bana yorumlarda sorabilirsiniz. Yorumlarınızı her zaman cevaplıyorum. Bunu unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Kanala abone olup, videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bunlar benim için gerçekten önemli. Şimdi isterseniz maske nasıl yapılıyor, nasıl yaptım? Hadi geçelim maske yapımına. Maskeyi şöyle bir yakından bakalım. Şu üst kısmı burnumuza gelecek yer. Şöyle kulakları da zincir çekerek yaptım. Burayı isterseniz lastik de dikebilirsiniz. Bu size kalmış. Şu maskenin uzunluğu örgü olduğu için kumaşta olduğu gibi katlanıp açılmalı değil. O yüzden şu uzunluğu yüzünüze ölçerek yapmanız gerekiyor. Ve bu şekilde bu maskenin hiçbir koruyuculuğu yok. O yüzden içerisine e, maske kumaşı da bir parça şöyle koymanız gerekiyor. Eğer maske kuvaşınız yoksa iki kat başka bir kuvaş parçası. Onu da beraber yapacağız zaten. Şimdi maskeyi yapmaya başlayalım. Ben şu şekilde leloso alara kullanarak yaptım. Siz de elinizdeki herhangi bir pabuklu ipi kullanabilirsiniz. 3 milim tığım var. Ve 38 zincir çekiyorum. Şu şekilde. 2, 3, 4, 5, 38 adet zincir çekiyorum. 38 adet zincir çektim geri dönüp şu ikinciden bakın geri dönüyorum ikinci ilmekten sık iğne yapıyorum 1 tane 2 6 tane sık iğne yapacağım sırasıyla bu şekilde 3 tane yaptık 4 5 6 6 tane sık iğne yaptık. Şu üçgenleri sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Daha sonra doladım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Ve hepsi de beraber geçiriyorum. Yani çakma sık iğne veya yarım trabzan diyebilirsiniz. Doladım. Hepsinden beraber geçirdim. Yarım trabzanı 3 tane yapıyorum. Şöyle 3, 6 tane sık iğne yaptık. 3 tane yarım trabzan yaptık. Şimdi doladım. İkili trabzan yapıyorum. 19 tane ikili trabzan yapacağım. Ee, ya da şöyle diyebilirim. Son da 9 ilmek kalana kadar ikili trabzan yapacağım. Doladım, batıyorum. İki seferde çıkıyorum bu şekilde. Doladım, battım. 2 seferde çıkıyorum Bu şekilde sonda 9 ilmek kalana kadar ikili trabzanlarımı Yapıyorum Evet 19 adet trabzanım yaptım Sonda 9 tane ilmeğim kaldı Tekrar başta yaptığımız işlemi yapıyoruz Doladım 3 üçünden beraber geçiriyorum yani 3 tane yarım trabzan Veya çakma sık iğne dediğimiz şeyi yapıyorum şu Şekilde doladım yine üçünden beraber geçiriyorum Şu şekilde Daha sonra kalan 6 ilmeği de sık iğne yaparak Bitiriyoruz Bu maskeyi yaparken bu sırayı yaptıktan sonra Yüzünüze ölçün Eğer ki yüzünüze dar geldiyse Yani Yanaklarınızdan kulağınıza kadar uzanmıyorsa şu uzunluk yüzünüze küçük geldiyse zincirini biraz daha uzatarak aynı mantıkla istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Bir zincir çektim. Geri dönüyorum. 6 sık iğne yine 6 sık iğne olarak örüyorum. Yani her ilmeği bir önceki sıranın aynısı şeklinde öreceğiz. İstediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde ilerleyecek. Bu sırayı beraber yapalım. 3 6 sık iğne yaptım. Doladım. 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 3 tane yarım trabzan yaptım. Daha sonra sıkı örmeye çalışın. İkili trabzanları yapacağım aynı şekilde. Bu işlemi maske yüzünüzü kapatana kadar yani çenenizin altından burnunuzun ucuna gelene kadar bu şekilde ilerliyorsunuz. Burnunuzun ucuna geldiği noktada bir artırma yapacağız. Bu kısmı ölçerek yapın. Benim burnumun ucuna gelmesi için 11 sıra örmem gerekti. Ölçerek yaptım yine. 11 sıra ben bunu aynı şekilde öreceğim şimdi yüzünüze oturana kadar, kapatana kadar bunu büyütüyorsunuz. Daha sonra burnunuzun çene altınızdan burnunuzun ucuna kadar. Bunu şöyle koyun yüzünüze. O şekilde bakın. 6 tane sık iğne, 3 tane yarım trabzan, 19 tane ikili trabzan, yine 3 tane yarım trabzan, 6 tane sık iğne. Ben şimdi bunu büyütüp geliyorum. 11 sıra ördüm şimdi ben bunu benim yüzüm için bu Sıra yeterli ama sizin Eğer olmuyorsa birkaç sıra daha örebilirsiniz ölçerek yapın Şimdi buraya tam ortasındaki trabzana 19 trabzan vardı 9 bir tarafta 9 bir tarafta kaldı tam ortadaki trabzana Yer belirleyici taktım şimdi oraya kadar Aynı şekilde öreceğiz bunu Böyle sıkı örmeye çalışın. Şöyle ortaya kadar bunu yapıyoruz. Pamuk diplerle yaparsan hem yumuşak olur. Hem de kullanımı rahat olur. Dediğim gibi bunu tek başına bir koruyuculuğu yok. Bir maskenin üzerine dekoratif olarak takabilirsiniz. Veya içerisine e, çift kat maske kumaşı koyabilirsiniz bez koyabilirsiniz. Ortaya kadar bunu yapıyoruz. Kenarlarını isterseniz lastik dikebilirsiniz. Zincir çekmek zorunda değilsiniz. Lastik dikmenin özel bir şey olmadığı için ben zincir çekerek göstereceğim size. Bu şekilde ortaya kadar geliyoruz. Geldim. Şimdi ortada trabzan taktığım yere geldim. Trabzana orta ilmeğimi oraya ortadaki belirlediğim maskenin tam ortası burası. Yani burnumun ucuna gelen yer. Buraya 3 tane ikili trabzan yaparak artırma yapıyorum. Şöyle burnumun yerleşmesini kolaylaştırıyor. 3 tane trabzanı bu tam orta noktaya aynı yere yaptıktan sonra sıra sonuna kadar Normal standart işlemimi yapıyorum. Sadece ortada artırma yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde geleceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi bir sıra her birini bir tane örüyorum. Şurada artırma yaptığım trabzanlarda birer tane olarak öreceğim. Yani ekstra bir artırma yok. Ne görüyorsanız onu aynı şekilde örüyorsunuz. Kenarlar hiç değişmedi. Altı sık iğne, üç tane yarım trabzan ortasında trabzanlara birer tane sonu yine aynı şekilde bitiyor bu şekilde sol sıramızı da yapıyoruz Evet şu an maskemiz bitti toplamda 11 sıra şu alt kısmında var 12 sırada artırma yaptım ortasında 13 sırada benim maskem bitti şimdi şu kısma kadar bir sırayı ördük sonuna kadar burada zincir çekiyorum Eğer şurayı kulak kısmını zincirle yapacaksınız lastikte takabilirsiniz 1 2 3 4 bu şekilde 35 tane zincir çekeceğim 35 zinciri çektikten sonra şöyle şu ucuna batıyoruz en uçtaki noktaya ve bir sık iğne ile oraya bağlıyoruz böylece bir tarafı hazır olmuş oldu bu arada şu zincir değer de zincir çekerek yapacaksanız ölçerek yapın. Bu şekilde bağladıktan sonra şöyle bağladıktan sonra daha fazla devam etmeden bunu yüzünüze koyup bunu da kulağınıza takın. Tam oluyor mu olmuyor mu? Bir bakın. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne yapacağım. Şuraya kadar sık iğne yaptım. 35 zincir çektim yine. Bu sefer de bu 35 zinciri bu köşeye batıyorsunuz şöyle buraya sık iğne ile kapatıyorsunuz bu şekilde ipi kesmeden önce iki tarafı da kulaklarını yaptığımız için bu şekilde bir yüzünüze takıp deneyin eğer olmadıysa şuraya kadar söküp zincirleri uzatıp veya kısaltıp tekrar yapabilirsiniz şimdi şu Sıra sonuna kadar sık iğne yapacağım. Daha sonra da ipimi keseceğim. Maskem bitmiş olacak. Şimdi buraya kadar sık iğne yapıyorum. Maske bu şekilde bitmiş oldu. Bakın böyle. Şimdi bunun içerisine şu şekilde pamuklu bir kumaşı ikiye katlayarak Şu an benim kumaşım küçük daha büyük kumaş kesip yapacağım. Şöyle içeri komple kaplayacak şekilde. iki kat kumaş Şöyle dikmeniz gerekiyor ve maske kullanımına uygun kullanmanız gerekiyor. Yıkamanız lazım. Sadece kenarlarından tutmanız lazım gibi şeyler. Ama bu kumaşı dikmeden sadece bunu takmanızın hiçbir anlamı yok. Onu da söyleyeyim. Bu kumaşı dikmeniz gerekiyor. Eğer bulabiliyorsanız maske kumaşı kumaşçılarda veya internette maske kumaşı yazarsanız maske için üretilen özel kumaşlardan çıkıyor. Onlardan alıp kendi maskenizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte bu kadar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yaptığınız maskeleri beni etiketlemeyi de unutmayın. Beni Instagram üzerinden hala takip etmiyorsanız şurada yazıyor Instagram hesabım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.